Merhaba sevgili arkadaşlar. Bir önceki içerikte gerçek sıfır ve tanımlanmış sıfır arasındaki farkları anlatmıştık. Şimdi ölçek türlerini anlatacağız. Hazırsanız başlayalım. Ölçek türünü daha iyi anlamak için öncelikle ölçme aracı ve ölçüm arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamak gerekiyor. Şimdi burada bazı özellikler görüyorsunuz. Bu özelliklerin ölçülmesinde kullanılan ölçme araçları var. Bu ölçme araçlarından elde edilen ölçümler var. Ancak şunu söyleyebiliyoruz ki ölçme aracı değiştiğinde elde edilen ölçümlerin de yapısı değişecektir. Her zaman olmayabilir. Mesela sıcaklığı ölçmek için termometreyi kullandığınızda sadece birimler değişebilir. Yani Celsius ve Fahrenheit iki farklı termometredir. Ancak sonuç olarak ikisi de bizim için sayısal değerler üretir. Bunun dışında sıcaklığı ölçmek için farklı ölçme teknikleri de olabilir. En kaba şekilde kendi isterimizle de aslında sıcaklığın ölçümünü elde edebiliriz sıcaklığı ölçmek için kendi hislerinizi kullandığınızda ölçme aracı aslında siz oluyorsunuz. Bu durumda elde ettiğiniz ölçümlere baktığınızda hata payı yüksek olsa da soğuk, ılık, sıcak şeklinde bunların sayılar değil de aslında sembollerden oluştuğunu görüyoruz. Demek ki kullandığınız ölçme aracı ya da teknik değişince elde ettiğiniz ölçümlerde yapısal olarak değişebiliyor. Bir diğer örnek uzunluk. Uzunluk için kullanabileceğimiz ölçme araçlarına bakalım. Genellikle ilk akla gelen e, tabii ki metre oluyor metre deyince de milimetre, santimetre, metre şeklinde e, birimlendirilen metreler akla geliyor. Ancak bunun dışında e, farklı ölçme araçları yok mu? Tabii ki var. E, mesela farklı ülkelerde farklı metrik sistemler kullanıyor. Orada inç kullanılabilir. E, daha uzun ölçümler için farklı mesela feet gibi ya da mil gibi farklı e, uzunluk birimleri kullanılabilir. Sonuç olarak kullanılan ölçme araçları değişir. Ancak bunlar da yine ortak özellik baktığımızda sayılar üretiliyor. Bunun dışında bu sayıların dışında farklı bir ölçüm yöntemi olarak mesela karışlarınızı kullanabilirsiniz. Karışı kullandığınız zaman da 5 karış, 20 karış, 30 karış vesaire elde ettiğiniz ölçümleri de bir sefer e, karış biriminden elde etmiş oluyorsunuz. Yani yapısal olarak yine ne yaptığını görüyorsunuz, değiştiğini görebiliyorsunuz. Eğitim için geldiğimiz zaman Başarıyı ölç ölçmek için testler kullanılıyor. Ancak bunun dışında kanaatler de devreye girebilir. Mesela bir puan değil de başarısız, orta düzeyde başarılı, başarılı şeklinde bir değerlendirme de yapılabilir. Bu durumda aslında de yapılan değerlendirmede elde edilen ölçümlerin sayılarla değil de sembollerle ifade edildiğini görebiliyoruz. Mesela göz rengine geldiğimiz zaman çok fazla bir seçeneğimiz yok. Göz renginde mavi, yeşil siyah şeklinde ifade ettiğimizde aslında kesinlikle sayı değeri elde edemediğimizi görüyoruz. Yani burada da yine ölçümlerin sembollerle bir gösterimi söz konusu oluyor. Eğer bunları anladıysak temel kavramlarımızı özetleyerek konuya geçiş yapabiliriz. Burada ölçme aracı dediğimizde ölçümlerin elde edilmesini sağlayan araç ya da tekniği kastediyoruz. Kullanılan ölçme aracı genellikle bir birime sahiptir. Burada da Ölçme aracının değer alabilen en küçük parçasının birim olduğunu ifade ediyoruz. Ölçme işlemi sonucunda elde edilen sayı ya da semboller ise bizim için ölçümleri ifade etmektedir. İşte bu noktada sayı veya sembol olması ölçümün yapısı bizim için ölçek türünü belirlemeyi sağlıyor. Pekiştirmek için burada da yine örnekleri görüyorsunuz. Uzunluk için gözlem ya da metreyi kullandığınızda uzun kısa şeklinde ifade edebilirsiniz gözlem tekniğiyle. Bu noktada sembollerle ifade söz konusu metre ile yapılan ölçümlerde ise sayısal değerlerin yani sayıların söz konusu olduğunu görebiliyorsunuz. Eğitim için konuşacak olursak yine başarıda gözlem tekniği ya da sınav tekniği burada elde edilen ölçümlerin yapısal olarak farklılaşmasına neden oluyor. Tüm bu örneklerden sonra şimdi buradaki kavramları daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum. Aslında ölçek türü dediğimizde bu ölçümle ilişkili bir durum olduğunu herhalde iyi anladık. Bize en az bilgi sağlayan ölçek türü sınıflama ölçeğidir. Daha sonra sıralama ölçeği, eşit aralıklı ve oran ölçeği şeklinde devam eder. Bunları şimdi ayrıntılı bir şekilde anlatacağız. Sınıflama ölçeği dediğimiz şey, belirli bir özellik bakımından benzer olanların aynı sınıfa, farklı olanların ise farklı sınıflara atanarak her bir sınıfın bir sembol ile gösterildiği ölçek türüdür. Ne demek yani? Mesela Boy uzunluğunu ele alalım. Az önce de örneklerde görmüştük. 9 kişi olsun. Bu 9 kişinin boy uzunluğunu gözlem tekniğiyle belirlemiş olduk. Ali, Ahmet, Ayşe birbirine benzer ancak diğerlerinden farklılar. Neden farklılar? Daha kısalar. O yüzden de kısa boylular sınıfına bunları yerleştirdik. Hülya, Esra, Faruk diğerlerinden farklılar ama kendi işlerinde birbirine benzerler. Bunlar da uzun boylular sınıfına yerleştirildi. Dolayısıyla... Bu ikisi arasında kalanlar da orta boylular sınıfına yerleştirildi. Şimdi burada ne yapmış olduk? Biz elde ettiğimiz ölçümleri sembollerle göstermiş olduk. Yani kısa boylular, orta boylular, uzun boylular. Peki elde ettiğimiz bu ölçümlerle ne yapabiliriz diye baktığımız zaman mesela sınıf içi karşılaştırma yapabilir miyiz? Yani Ali Ahmet'ten uzun mu ya da Ayşe Ahmet'ten ne kadar kısa şeklinde bir yorum yapabilir miyiz? Hayır, çünkü Aynı sınıfta olanlar birbirine benzerdir. Yani her ne kadar bunların boyları arasında fark olmuş olsa da gerçekte biz burada bir fark göremiyoruz. O yüzden sınıf içi karşılaştırma yapılamaz. Herkes eşittir. Sınıflar arası karşılaştırma yapabilir miyiz? Boy uzunluğu sıralı sınıflama özelliğine sahiptir. Böyle bir ölçüm varsa elimizde o zaman kısmen yapabiliriz. Mesela Metin'i ele alalım. Metin orta boylar sınıfında. Ali, Ahmet, Ayşe ise kısa boylar sınıfında. Buradan hareketle söyleyebiliyoruz ki metin Ali, Ahmet ve Ayşe'den biraz daha uzundur. Yani bunu kesinlikle söyleyebiliyoruz. Ancak ne kadar uzun olduğunu yine söyleyemiyoruz. Dolayısıyla da kısmen sınıflar arası karşılaştırma yapılabilir. Ancak eğer burada göz rengi söz konusu olsaydı, diyelim ki mavi gözlü, yeşil gözlü, siyah gözlü, bu noktada yine sınıflar arası karşılaştırma yapabilir miydik? O zaman yapamazdık. Neden? Çünkü e, biri diğerinden daha mavi gözlü gibi bir karşılaştırma anlamlı olmayacaktı. Ancak uzunluk için böyle bir sınıflandırmada kısmen bunu yapabiliyoruz. Sıralama ölçeğine baktığımız zaman özelliğe sahip olma derecesine göre bireylerin ya da nesnelerin azdan çoğa ya da çoktan aza doğru sıralanarak her bir sıranın bir sıra numarası ile gösterildiği ölçek türüdür. Burada iki şey yapıyoruz. Bir sıralama işlemi yapıyoruz. Daha sonra da her bir sıraya bir sıra numarası veriyoruz. Örneğine bir bakalım. Yine boy uzunluğundan gidelim anlaşılır olması için. Mesela boy sırası açısından baktık. E, kısadan uzuna doğru bir boy sıralaması yaptık. Bu noktada Ali, Ahmet, Ayşe, Metin, Gökhan, Uğur, Hülya, Esra, Faruk şeklinde bir dizilim oldu ve her birine de bir sıra numarası verdik. Burada yaptığımız işlemlere baktığımız zaman her ne kadar sayı değeri varmış gibi görünse de yani burada 1, 2, 3 bunların sayısal olarak bir karşılığı yok. Yani bunların ortalamasını almak şu anda çok anlamlı değil. Dolayısıyla da yine sembollerle gösterildiğini söyleyebiliriz. Sınıf içi karşılaştırma yapabilir miyiz? Evet artık kısmen yapabiliriz. Neden bunu kısmen olarak ifade ediyoruz? Mesela Ahmet Ali'den uzun. Bunu biliyoruz. Yani buradan söyleyebiliyoruz. Peki Ahmet Ali'den ne kadar uzun? Bunun cevabını burada söyleyemiyoruz. Veya Ayşe Ahmet'ten uzun, Ahmet de Ali'den uzun. Peki Ali ile Ahmet arasındaki boy farkıyla Ayşe ile Ahmet arasındaki boy farkı birbirine eşit mi? Yine bunun cevabını veremiyoruz. Dolayısıyla sınıf içi karşılaştırmaları kısmen yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi sıralama ölçeği sınıflama ölçeğinden biraz daha gelişmiş. Bize biraz daha fazla bilgi aktarıyor. Ancak bununla beraber sıralama ölçeğindeki veriyi kullanarak e, yanıt veremediğimiz birçok soru bulunuyor. Bu nedenle bundan daha gelişmiş olan eşit aralıklı ya da oranlı ölçeğe bakacağız. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Eşit aralıklı ölçekle oran ölçeği arasında önemli bir fark var. Ancak bunlar temelde birbirinden çok farklı değiller. Neden farklı değiller? Her ikisinde de sayısal değerler söz konusu. Sadece burada fark yaratan şey sıfırın yapısı. Bir önceki içerikte tanımlanmış ve gerçek sıfır arasındaki farkları anlatmıştım. Eğer e, bunu ikisi arasındaki farkı bilmiyorsanız lütfen o içeriğe de göz atın. Eğer elde ettiğimiz ölçümler için tanımlanmış sıfır söz konusu bu durumda ölçek türü eşit aralıklı ölçek oluyor. Ancak e, gerçek sıfır ise o zaman oran ölçeğinde oluyor. Baktığımız zaman belirli bir özelliğe sahip olma derecesinin sayısal değerler ile gösterildiği tanımlanmış sıfıra sahip e, ölçek türü olduğunu burada görebiliyoruz. İştiraklı ölçek. Neyi kastediyoruz? Eğitimden bir örnek üzerinden gidelim. Mesela herhangi bir dersteki başarının ölçülmesinde kullanılan bir test ve bu testten elde edilen veya sınavdan elde edilen puanlar. Mesela burada Ali, Ahmet, Ayşe, Metin, Gökhan bunlar ne yapmış? 80, 45, 40 gibi puanlar almışlar. Burada baktığımız zaman ölçümlerin sayılar ile gösterildiğini görüyoruz. Sıfır değerinin tanımlanmış olduğunu söylüyoruz. Ve sınıf içi karşılaştırmaların yapılabilir olduğunu ifade ediyoruz. Ancak burada bir not var. Oranlama hariç. Mesela burada şunu söyleyebiliyoruz. Ali Ayşe'den 40 puan fazla almıştır diyebiliyoruz. Ancak burada Ali Ayşe'nin iki katı daha fazla bilgiye sahiptir veya iki katı daha başarılıdır şeklinde bir yorum yapmamız doğru olmayacaktır. Bunun nedeni de eşit işte aralık ölçek düzeyinde tanımlanmış sıfır kullanılmasından kaynaklanıyor. Yine benzer olarak Ahmet Gökhan'ın yarısı kadar başarılıdır veya yarısı kadar biliyordur şeklinde bir yorum da yapmak doğru olmayacaktır. Oran ölçeğine baktığımız zaman belirli bir özelliğe sahip olma derecesinin sayısal değerler ile gösterildiği gerçek sıfır değerine sahip ölçek türü olduğunu görüyoruz. Yani diğerinden tek farkı, eşit ölçekten tek farkı burada sıfırın gerçek olması. Her ikisinde de sayısal değerler elde ediliyor. Ancak buradaki fark sıfırın gerçek olmasından ileri geliyor. Şimdi bir örnek üzerinden daha iyi anlarız. Mesela boy uzunluğunu ele alalım. Ali, Ahmet, Ayşe, Metin, Gökhan için boy uzunluğu metre ile ölçülmüş ve burada değerler yer alıyor. Baktığımız zaman buradaki değerlerin sayılarla gösterildiğini görebiliyoruz. Bununla birlikte metrede kullanılan sıfırın gerçek sıfır olduğunu biliyoruz. Ve dolayısıyla da elde ettiğimiz ölçümlerin oran ölçeği düzeyinde olduğunu söyleyebiliyoruz. Sınıf içi karşılaştırma yapılabilir mi diye baktığımız zaman oranlama dahil tüm karşılaştırmaların yapılabileceğini söylüyoruz. Yani Ali Ayşe'nin iki katı uzunluğa sahiptir diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz çünkü buradaki sıfır gerçektir benzer şekilde Gökhan metinin yarısı kadar boy uzunluğuna sahiptir diyebiliyoruz. Şimdi bu anlattıklarımızı özetleyelim. Öncelikle sınıflama, sıralama, eşit aralık ve oran ölçeği olmak üzere 4 ölçek türünden bahsettik. Burada sınıflama ve sıralama ölçeğinin sembollerle gösterildiğini söyledik. Eşit aralık ve oran ölçeği için sayısal değerlerle gösterdiğimizi söyledik. Burada peki e, sınıflama ölçeği için hangi istatistiksel teknikleri kullanarak hesaplamalar yapabiliriz diye baktığımızda Frekans, Mod, Yüzde'yi kullanabiliriz. Sıralama ölçeği için baktığımızda Yüzdelik, Çeyreklik, Sıra Ortalaması, Sıra Korelasyonu gibi yapabileceğimiz istatistiksel hesaplamalar mevcut olduğunu görüyoruz. İşler i̇şte aralıklı ölçek düzeyine geldiğimiz zaman artık sayılarla ilgilendiğimiz için Aritmetik Ortalama, Standart Sapma, Korelasyon gibi daha ileri istatistiksel teknikleri kullanmamız mümkün hale geliyor. Oran ölçeğine geldiğimizde ise tüm istatistiksel işlemleri yapmamız mümkün. Burada sınıflama ölçeğinden oran ölçeğine doğru ilerlediğimizde daha fazla istatistiksel tekniğin kullanılabildiğini de görebiliyoruz. İşte bu nedenle diyoruz ki en ilkel ölçek türü sınıflama ölçeğidir. En gelişmiş ölçek türü ise oran ölçeğidir şeklinde ifade ediyoruz. Peki oran ölçeğinden elde ettiğimiz verileri acaba ...sınıflama ölçeğine dönüştürebilir miyiz? Yani burada bir dönüştürme işlemi yapılabilir mi? Evet, e, burada da oran ölçeğindeki veriler sırasıyla sıralama ve sınıflama ölçeğine dönüştürülebilir. Aynı şekilde eşit aralık ölçek düzeyindeki veriler sıralama ve sınıflama ölçeğine dönüştürülebilir. Burada yapamadığımız şey ise oran ölçeğini eşit aralıklı ölçeğe dönüştürmek. Bu ikisini yapamıyoruz. Çünkü birinde gerçek sıfır söz konusuyken iken diğerinde... Tanımlanmış sıfır söz konusu olduğu için. Şimdi son olarak bu dönüştürme işlemine de bir örnek verip e, bu içeriği bitirebiliriz. Diyelim ki elimizde öğrencilerin notları var. Bu notlar hangi ölçek düzeyindedir diye baktığımızda eşit aralıklı ölçek düzeyinde olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü eğitimde kullandığımız testler, işte başarı testleri, zeka testleri vesaire, bunlardaki sıfır tanımlanmış olduğu için e, buradaki ölçümlerde eşit aralıklı ölçek düzeyinde oluyor. Yani oran ölçeğinde değil. Bunu şimdi sıralama ölçeğine dönüştürelim. Yani burada en yüksek puan alan kim? Erkan. Daha sonra Ömer, Üşüla şeklinde devam ediyor. Şimdi bunları sıralama ölçeğine dönüştürdüğümüzde ne oluyor? Erkan, Ömer, Üşüla şeklinde devam ediyor. Ee, en başarılıdan en başarısıza doğru sıraladık veya en yüksek puandan en düşük puana doğru sıraladık. Ve her bir sıraya bir sıra numarası atadık. Böylece sıralama ölçeğine dönüşmüş oldu. Peki bu dönüştürme işlemi sonucunda ne elde ettik? Ne kaybettik diye baktığımız zaman şunu görüyoruz ki artık Erkanla Ömer arasında puan farkı var mı? Varsa ne kadar? Bunu göremiyorum. Yani sıralama ölçeğini dönüştürdüğünüzde bir veri kaybı oluyor. O yüzden mutlaka her dönüştürme işleminin yanında veri kaybını da getireceğini, yani bilgi kaybını da getireceğini unutmamamız gerekiyor. Şimdi de bunu sınıflama ölçeğini dönüştürelim. Ne yapalım? Mesela sınıfta 10 kişi var. Yarısı yani ilk 5 kişi başarılı. Sonraki 5 kişi başarısız olsun. Bu şekilde ifade edelim. Bu noktada da baktığımız zaman Erkan, Ömer, Işılay, Zahide, Hatice başarılı iken Mehtap, İbrahim, Eyüp, Zeynep, Emrah ise başarısız olarak sınıflandırılmış oldu. Burada yine rahatlıkla görebiliyorsunuz ki veri kaybı söz konusu oldu. Neden? Çünkü mesela Erkan mı daha başarılı, Ömer mi daha başarılı? Burada bu sorunun yanıtını verebiliyor muyum sınıflama ölçeğinde? Hayır. Çünkü burada ikisi de başarılı görünüyor. Halbuki sıralama ölçeğinde olsaydı biz Erkan'ın Ömer'den daha başarılı olduğunu görebiliyorduk. Bununla birlikte eşit aralıklı ölçekten sınıflama ölçeğine gelinceye kadar ne kadar veri kaybettik? Sınıflama ölçeğindeki verilere bakarak karar vermek ne kadar hatalı olacak bunu da anlamak için şöyle bir örnek verelim. Mesela burada Hatice başarılı iken Mehtap başarısız görünüyor öyle değil mi? Bu ikisi arasında eşit aralıklı ölçek düzeyinde veri elde edilmiş olsaydı bu durumda elde ettiğimiz ölçümlere bakarak acaba Hatice başarılıyken Mehtap başarısız şeklinde bir yorum yapabilecek miydik? Bakalım. Şimdi burada Hatice'nin puanına baktık. Hatice 57 puan almış. Mehtap ise 56 puan almış. Hatta küstüratları da var. Baktığınız zaman arada aslında bir fark var mı? Çok fazla bir fark yok. Dolayısıyla buradan şunu söyleyebiliyoruz ki sınıflama ölçeğindeki verilere bakarak bir karar alacak olursak bu bizi daha hatalı sonuçlara götürebilir. Halbuki daha gelişmiş ölçek türlerinde veri toplamış olsaydık alacağımız kararlar çok daha doğru olacaktı. Bu nedenle şunu söyleyelim. Her zaman mümkün olan en fazla bilgiyi sağlayan ölçek türünün tercih edilmesi alacağımız kararların daha doğru olmasını sağlayacaktır. Bu notu da düştükten sonra artık bu içeriği bitirebiliriz. Siz isterseniz aşağıdaki ölçme işlemleri için ölçek türlerini belirleyebilirsiniz. Sınıflama mı, sıralama mı, eşit aralık mı yoksa oran mı bunlara göz atabilirsiniz. Yorum kısmında yanıtlarınızı veya varsa sorularınızı paylaşabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki içerikte değerlendirmeyi anlatacağım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.